Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Paris ve geldik Fransızların mutfağını tanımaya. Paris'in mutfağını tanımaya. Burada araştırırken çok fazla fine dining restoranlar gördüm. Genelde tadım menüleri ilerliyorlar ve tadım menüleri 500 euroya kadar çıkıyor. Yani 10 bin liraya kadar çıkıyor. Biz daha böyle makul, Türklerin burada bizim insanlarımızın buraya geldiğinde rahatlıkla gidebileceği mekanları listeledim. Onları gezdireceğim size. Sanırım 3 günde toplamda bu videoyu size hazırlamış olacağım. 3 günün sonunda bakalım kaç tane yemeğe ne kadar para vereceğiz? Restoranlar nedir? Ardından nasıl yemekleri var Fransızların, neleri var? Onların hepsinin üzerine durduğumuz video oluyor. Başlıyoruz. Evet, yemeğe devam. Şanzelize'de. Şanzelize'de şu Café di Roma var. Yanında da L'Entricote. Burayı çok tavsiye etmiştiniz. Yorumlara da baktım, fena durmuyor. Fiyat anlamında da daha uygunmuş diğer restoranlara göre. Hem fiyatlarından hem de ürüne bakalım. Dediğim gibi biraz fiyat performans mekanıymış tabii diğer restoranlara göre. Van salat, işte 180 gramlık antrikot, patates kızartması, sosla falan 25.90. Diğer restoranlara göre oldukça uygun. Diğer fiyatları da göstermiş olayım. Gidelim. Başlangıç olarak şöyle bir cevizli salata geliyor, karalahana var içerisinde ve bir sos. Ve menüde bir de soğan çorbası istemiştim. Ne var? Ekmek var içinde, soğan var, peynir var, krema var. Böyle servis ediyor arkadaşlar. Peynirin de sosunu da göstereyim. Bu şekilde bunun da tadına bakacağız. Ve soğan çorbasının tadına bakalım. İçinde dediğim gibi ekmek parçaları, soğanın kendisi. Bayağı pişirilince içinde peynir de var. Ne peynir olduğuna bakacağım. Kaşar peyniri gibi sunuyor ama acaba kaşar mıdır bilemedim. Fiyatına bakılırsa çok pahalı bir peynir olduğu düşünmüyorum. Burası Şanzelize'de tam bir fiyat performans mekanı. Şöyle alttan alttan alacağım. Şey anlamında çok iyi. Yani lezzetli. Ekmekle falan da doyurucu. Bunu tercih edebilirsiniz burada. 11 euro fiyatı var. Menünün diğer menünün dışında bir ürün. O menü de 25 euroydu. Yani toplamda 36-37 euro falan bir hesap ödeyeceğiz burada. Yani Türk lirasına çarpmadığım sürece sıkıntı yok. 37 lira. Çok iyi. Şimdi antrikotu bekliyorum. Antrikot gelsin, devam edeceğiz. Ve o meşhur antrikot geldi. Altında bir ateş var mumuşu. Şöyle. Biraz da ısınmasını beklememi istediler. Böyle salata ve şöyle bir sosla servis ediyorlar. Bence pişmesi bu arada çok ideal bir görüntü değil mi? Bence iyi. Ben böyle seviyorum en azından. Siz daha pişmiş seviyorsanız bilmiyorum ama bunu söyleyebiliriz. Ben medium rare istedim. Ve geldi. Şöyle göstereceğim etimi. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Bazılarınız bu et pişmemiş diyebilir. Şöyle göstereyim. Bana göre pişme seviyesi böyle olmalı. Neden? Etin içindeki yapı açıkçası piştiğinde, bütün suyunu kaybettiğinde herhangi bir lezzet kalmıyor. Dolayısıyla ben bu şekilde seviyorum. Göstereyim. Bundan biraz daha fazla pişmiş olabilir. Ben medium rare istedim ama biraz daha pişmiş olabilirdi. Ama bu haliyle de bence gayet tüketilebilir. Dolayısıyla 3-4 tane ısırdığımda belli bir yere geliyor. Zaten olay kastaki bağ dokuyu çözüyorsa kolay yenebilir hale geliyor. Normal bir eti, çiğ eti ısırıp yiyebilir misiniz? Mümkün değil. Çiğne çiğne yutamazsınız. Bunda böyle olmuyor işte. Belki geçirdiği marinasyon, belki pişirme tekniği, belki eti bekletme süreleri bu hale getiriyor olayı. Bu arada lezzet olarak yediğim en iyi antrikot diyemem ama lezzetli bir antrikot yiyorum. Şanzelize bölgesi için fiyat anlamında da bence oldukça uygun. Hani bunu şey gibi düşünün, 29 liraya güzel bir yemek yemiş gibi düşünün. Ve videoda göreceksiniz. Hemen hemen en makul fiyat bu.
sos da oldukça lezzetli. Yanında böyle patates de veriyorlar. Yani tam bir doyurucu ürün. Patates, karbonhidrat, et, protein, salatayla beraber güzel bir bünyenin ürünü oluyor. Sosta ne olduğunu anlamaya çalışalım. Hardal var. Biraz daha sıvılaştırılmış. Karabiber var, krema var. Benim istediklerim bunlar. Hafif böyle acı. Ama çok fazla acılığı yok. Böyle bir şey dönüşüyor. Hardal da böyle çok baskın değil. Diğer o karabiber de baskın değil. Böyle krema ile beraber güzel bir sosa evrilmiş. Doyurucu. Fiyat performans mekanı. Burayı bitiriyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Sonra şu yolu takip ediyorsunuz, giriyorsunuz. Burada bir görkemli bina çıkacak karşınıza. Adı Opera Binası. Napolyon döneminde yapılmış. Şimdi içini göstermeye çalışacağım ama şuradan dışı muhteşem görünüyor. Baktığınız zaman Rossini'nin, Albert'in, Beethoven'ın, Mozart'ın heykellerinin de olduğu, diğer arkadaşlarla beraber heykellerinin de olduğu bir opera binası. Dediğim gibi Napolyon döneminde 1875'te tamamlanmış yapımı. Şu tepesinde gördüğünüz heykellerle ortasında N-E-N-E harflerini görüyorsunuz. N'ler Napolyon'u, E'ler de Napolyon'un eşini temsil ediyormuş o harfler. Accademia Nazionale de Musica, yani müzik akademisi diye geçiyormuş ama halk tarafından opera binası diye adlandırılmış bu şekilde bir bina. İçini göstereceğim. İkinci noktamız da burası gezide. Paris'te böyle restoranlar çok meşhur. Arnold Nicolas gibi fine dining yemekler yapıyorlar. Gireceğiz, neler varmış hep beraber göreceğiz. Ve menüyü inceleyelim. Şöyle 32 euroluk bir menüleri de var. Starter, yani başlangıç, ana yemek ve tatlı ile biten. Ama şurada bir tadım menüleri var. Ben onu alacağım. 60 euroluk olan. Başladılar. Mantarla yaptıkları şöyle bir et var. Şurada da bezelye ile yaptıkları bir et var. Ortada bir soğan var. Şununla beraber, etle beraber başlıyoruz. Ve tadım menüsünün ikinci yemeği geldi. Ortada balık, altında özel bir sos. Ve tadına bakalım. İçindeki ürünleri sayıyorum. Midye, balık, pırasa, patates. Bunların hepsi bir araya gelmiş ve çok iyi bir hale gelmiş. Tadım menüsü tüm hızıyla devam ediyor. Ve tadım menüsünün sonu bir tatlıyla bitiyor. 3-4 tane seçenek sundular. Ben elmalı tartta dondurmayı seçtim. Ve ikinci akşam yemeğime Bofinger diye bir yere geldim. Burası Bastille bölgesi. Bofinger çok değer verdiğim bir hocamın bana tavsiyesi. İçeri girelim, bakalım neler varmış. Yöresel, yani Fransız yemeklerini veren bir yermiş. Bakalım neler olacak. Şey diyor bak dışarıda, 35 euro Bofinger menü. Yani 35 euroysa bayağı iyi. Çünkü hatırlarsınız 100 euroya da yemekler yediğimiz zamanlar olacaktı. 35 euroluk bir menüleri var. Bu menüde başlangıçta 3 tane ürün var. Seçebiliyorsunuz. Ben kümes hayvanlı ve fıstıklı olanı seçtim. Çorba da var. Farklı yemekler de var. Yine bir fine dining mutlu yerindeyim. Böyle biraz bitirdim. Yani starter'ımı, başlangıcı. Burada kümes hayvanı ve antep fıstıklarıyla yaptıkları bir yemek var. Kümes hayvanlarını çiğ halde bir şekilde kümeleyip çiğe benziyor yani. O kadar da pişmiş gibi bir şey değil. Ama çok iyi. Belki bir haşlama geçirmiş olabilir. Çünkü çok yumuşacık. Fümelenerek bu hale getirilmez. Niye? Baharat ve yağ dengesi çok iyi. Kümes hayvanının kendi yağıyla değil ama belki bir tereyağıyla, bir hayvansal başka bir yağla, umarım domuz değildir. Hayvansal başka bir yağla çok güzel lezzetlendirmişler. Bu başlangıçta birazdan ana yemek gelince devam ederiz. Ana yemeğim geldi. Ana yemek seçeneğinde 3 tane vardı. Biri domuzlu, biri balıklı, biri de tavuk etli. Ben balık olanı seçtim. Sonra ana yemeğim geldi. Mikrofonu da doğru konumlandırayım. Sesim doğru düzgün gelsin. Görselini gösterdim aslında. Yemeği de çok bozmadan, hatta biraz indirebilirsem aşağı
o yeme kesme tarafını da göstereyim. Şunları kaldırıp tabii ki. Tek başımayım. Yurt dışında olunca öyle. Önce hemen kabuğuna kümelenmiş balık. Levrek daha doğrusu. Balık yani. Balık, levrek cinsinde. Hemen üstündeki. Siz şeyle mi yersiniz? Dış kabuğuyla diyeceğim. Derisiyle mi yersiniz balığı? Yoksa ayırır mısınız? Ben zaman zaman ayırırım. Zaman zaman yerim. Burada ayırmayı tercih ettim. Şimdi altındaki sos. Sebzeyle beraber aldık bakalım. Yani bir olağanüstülük yok. Ama güzel bir yemek. Yani sos güzel. Balık taze. Altındaki sebze güzel. Ama dediğim gibi bir olağanüstülük yok. Siz isterseniz tavuk seçeneğini de alabilirsiniz bu yemeğin. Balığın güzel bir tadını çıkarayım. Ardından sonunda tatlı gelecek. Tatlıyı da finalleyeceğiz. Bu tatlının adına yüzen ada demişler. Şöyle gezdireyim. Tuzlu ve tereyağlı karamel. Pekan cevizi. Şöyle bir kıvam var. Yani bir şeyin kelebeç şeyi vardır ya, köpüğü. Onun daha yoğun kıvamlısı. Altta şöyle bir sosu var. Sosu üzerine gezdiriyorum. Alıyorsun böyle. Köpük köpük bir şey. Köpük helva gibi değil. Ama sanki yumurtanın sarısını, beyazının pardon, köpük haline getirmişler de içine şekerlendirip bu şekilde sokmuşlar gibi. Tam olarak öyle. Nasıl değil mi? Süt de mesela koalize reaksiyonu göstererek, topaklanarak içindeki asitlerle peynire dönüşüyor, lora dönüşüyor, diğer peynirlere katı forma dönüşüyor. Sütü istediğiniz kadar kaynatın. Normalde yoğurda veya peynire dönüşmez. Ama belli bir asit ekleyerek onu peynire dönüştürebiliyoruz. Burada da yumurtanın o formunu, beyaz formunu bu şekilde dönüştürmüşler. Aynı koagüle formunu diyemem bunu ama böyle farklı bir şeye dönüşmüş. Çok lezzetli, çok değişik bir şeye dönüşmüş bu. Güzel. Farklı bir şey yedim, mutluyum. Bununla beraber bu restoranı bitiriyoruz. Fiyat burada 35 euro. Kokteyl hariç. Kokteyl isterseniz ekstra bir 11-12 euro vermek durumundasınız. Bugün başka mekan olur mu bilmiyorum. Yarın tüm hızıyla Paris turumuz devam edecek. Gecesi çok güzel de gündüz biraz böyle bir demir yığını seviyesindi bence. Sizce de öyle değil mi? Çok bir olay yok. Çok fazla aranızda helal dükkan var mıdır diye bilgi istedi. Buyurun size helal dükkan. Mekanın menüsünden bahsedeyim size. Şöyle humuslar 8'er euro. Ondan sonra fetteler var 6 euro. Ben menüde Portex var 30 euroluk. Onu alayım dedim. Ne çıkarsa bastığımızda bakalım neler gelecek. Dediğim gibi zaten çok alışık olduğumuz lezzetler. Sonuçlara bakalım lezzet nasılmış. Dediğim gibi Michelin yıldızlı bir adamın restoranlarından bir tanesi. Ya biraz fazla bizden oldu. Neyse size şey tavsiyesi olsun. Eğer hani Fransız yemeklerini sevmiyorum, açta kalmayayım diyorsanız buyurun size tavsiye. Açıkçası biraz yani çok bizden oldu. Dediğim gibi Saint-Moussek, üstlük yok tabii kebap. Saint-Moussek'ten daha başlayalım. İçi dolu dolu. Baharat anlamında da daha önce yediklerinden çok farklı. Bayağı bol kıymalı. Üçlü köfte gibi. Tadı da oldukça iyi. Tadına bakalım. Thank you.
Et bize göre biraz daha sert. Ama kötü değil. Yanında böyle patatesler getiriyorlar. Tavuk da normal açıkçası. Acı da bayağı acıymış bu arada. Bir tarafa üstü köfteyi deneyim. Videoyu kapatırım. Bu tabak oldukça lezzetli. Zira içindeki baharatlar konuyu bambaşka bir yere taşımış. Kebap normal. Patates detayı güzel. Ben Paris'e geldim, neden böyle bir restorana geliyorsun? Adam Müşten yıldızlı. Bitiriyoruz. Başka bir yemek gelmezse. Aslında bir restoran daha vardı. Rezervasyonumuz 9.30'da. Fakat artık yoruldum. Yemek yemekten yoruldum. Çok şiştim. Bugünkü yediklerim bayağı şeydi. Yani yavaş yavaş günü bitiriyorum.